tema düzenlememize devam ediyoruz. En son geçtiğimiz videoda yukarıda sağ üstte gördüğünüz sosyal medya ikonlarımızı, hesaplarımızı düzenlemiştik. Ben şu an aktif olarak 3 tane kullandığım için 3 tane eklemiştim. Bunu geçtiğimiz videoda göstermiştik arkadaşlar. Sırada bu menü seçeneklerini düzenleyeceğiz arkadaşlar. Açılır menü, mega menü gibi birçok şey yapacağız arkadaşlar. Bunu size göstereceğim. Öncelikle blogger düzen sekmemize gelelim arkadaşlar. Burada benim temamda otomatik menü gecede sabitlenmiş bir şekilde duruyor. Ben buradan düzenle diyerek düzenleyeceğim. Burada şey uyarısını yapmak istiyorum arkadaşlar. Burada benim yaptığım ayar bazı menülerde işe yararken bazı menülerde işe yaramayabilir. Çünkü burada basit bir yol göstereceğim. Bizim düzenlememiz çok basit olacak. Fakat bu basitliğin arkasında aslında tema düzenleme temanın içerisinde birçok HTML kodundan dolayı bu düzenlemeleri yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer sizin sayfanızda şu özelliklere sahip HTML kodları sitenize gömülmemişse bu tarz açılır menü, mega menü tarzı bir menü yapma biraz zor olabilir. Öyle bir sorunuz varsa benim yaptıklarımı denedikten sonra eğer olmuyorsa arkadaşlar yorum olarak belirtin. Sizin için o tarz bir çalışma da yapabiliriz. Sizin menünüzün nasıl bir menü olduğunu tespit ettikten sonra ona göre bir menü tasarımı da sizlerle yapmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz kolay bir şekilde gösterelim. Size verdiğim ücretsiz temaların çoğunda bunu uygulayabiliyoruz arkadaşlar. Zaten bir temada eğer önünüzdeyken açılır menü, mega menü gibi şeyler gördüğünüzde onlar gömülü demektir ve büyük ihtimalle bizim düzenlediğimiz gibi bir ayarı olacaktır arkadaşlar. Uzatmadan hemen geliyorum. Burada menü seçeneğinin yanındaki kalem işaretini tıklayarak düzenle sekmemi açtım arkadaşlar. Buraya geldiğimde şuradan bir yandan da önünüzü yerip bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfa, açılır menü. Ondan sonra alt tire ile alt menü, ilk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm olarak gördüğünüz gibi alt tireler var. Bunların anlamını tek tek söyleyeceğim. Şimdi buraya geldiğimizde ilk yer ana sayfa. Ben ana sayfa öyle kalacak arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapmayacağım. Açılır menü yerine de arkadaşlar edit yerine tıklıyorum. Ben burada ismi değiştireceğim arkadaşlar. Açılır menü değil de blogger dersleri olarak düzenledim arkadaşlar. Burayı save diyorum. Save demeden önce buraya URL olarak ne ekleyeceğimizi arkadaşlar göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi etiketlerde kategori olarak kullanacağımız için blogger derslerini kopyalıyorum arkadaşlar. Blogger adresini. Burada buraya yapıştırdım arkadaşlar. Save diyorum. Otomatik ben buraya gelecek. Bunun birkaç yolu daha var ama asıl mantığı URL'yi buraya yapıştırmak arkadaşlar. Ben kısaca bunu söylemek istedim. Ondan sonra biz blogger derslerini hallettik. Hallettikten sonra şu açılım yani artık blogger dersleri olacak. Altında ise iki tane kategori. Bunu tabi ekleyebiliriz burada arkadaşlar. Yukarıda gördüğünüz bir şekilde başlık şey yapıp ondan sonra site adı ekleyip bunu ekleyebiliriz. Ama şu an ben ekli olanlardan göstereceğim. Bir tane de ekleyebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Şimdi buraya geldiğimizde devam edelim. Alt menüye ise arkadaşlar edit diyorum. Öncelikle tema olarak alt menüye gelecektim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Save diyelim şuraya. Alt menüde bu bir tane alt tireyi silmeden arkadaşlar buraya geliyorum. Buraya tabi kendi kategoriniz tarzını yapabilirsiniz. Mesela ben buraya blogger dersleri dedim ama siz kategoriler diyerek buraya kategorilerinizi sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu alt tire yaptığınızda bir tane alt tire yaptığınızda blogger derslerinin altında açılır bir şekilde 10-15 tane kategoride sayabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra bunları da gördüğümüz gibi ilk bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye ekstradan bir kategori haline getirebilirsiniz. Biraz daha dallandırmak istiyorsanız bir alt tire de koyarak üçüncü alt tireyi ekleyerek ilk bölüme bir tane daha şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat sadelik her zaman iyidir. Onun için en fazla bu kadar alt tire koymanızı öneriyorum arkadaşlar.
hızlıca gelelim. Ben burada alt menü yerine tema koymak istedim. Buraya save diyorum arkadaşlar. Hatta save demeden buranın da Valant adresini kopyalayalım. Buraya yapıştıralım. Evet, şu an ilk alt menümüz yazan yer tema oldu arkadaşlar. Sonra alt menü 2 biraz altta gördüğünüz gibi. Çünkü bu iki tane alt reli bölümler direkt temayı kapsadığı için temanın altında, yani alt menünün altında şekillenecekler arkadaşlar. Böyle sıralanacaklar. Ben buraya hızlıca bir dakika. İlk bölüm, ikinci bölüm. Bunun ilk bölümü nerede? Ben sildim herhalde orayı arkadaşlar. Sanırım ilk bölümü sildim. Bunu bir kaydedelim arkadaşlar. Şuraya da bir yenileyelim. Geldiğimizde tema ikinci bölüm, üçüncü bölüm olarak. Oraya silmiş olabilirim. Oraya geri eklenebilir. O sıkıntı olmaz. Zaten ben orada iki tane kullanmayı düşünüyorum şu anda. Evet. Tekrardan gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi blogger desteği buraya ekledik. Sonra tema altına eklendi. Ve gördüğünüz gibi ikinci bölüm ve üçüncü bölüm temanın da altında olacak arkadaşlar. Yani açılır bir şekilde. Gelelim arkadaşlar ikinci bölüme. Edit'e tıkladım. Buradan tema düzenleme olarak bir tane kategori koydum. Sanırım bunun bakayım etiketini daha yapmamışım arkadaşlar. Ben bunu böyle ayarlayacağım. Etiketi yaptıktan sonra URL'yi buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Şu an hızlıca menümüzü ayarlayalım. Üçüncü bölüme de arkadaşlar burayı silerken de alt releri silmemeye çalışın arkadaşlar. Az sonra bir deney yapıp alt relerin tam olarak ne işe yaradığını daha oturtturmaya çalışacağım. Önce bir adlandırmalarımızı yapalım. Burada tema düzenleme ikinci bir kategori olarak da ücretsiz tema şeklinde bir şey yapacağım. Hatta buraya bir üçüncü de ekleyebiliriz arkadaşlar. Onun için buraya gelelim. Yeni site adına arkadaşlar 3 tane bakayım evet 3 adet pardon 2 adet alt tire koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 adet alt tire koydum. Çünkü temayı kapsamasını istiyorum. Temanın kapsamasını istiyorum. Buraya gelip HTML yığınları yazdım arkadaşlar. Bağlantıyı şu an eklemiyorum. Bağlantı ekle dedik. Ondan sonra gördüğünüz gibi üstte oldu. Şu an üstte olunca arkadaşlar hiçbirinin altında olmuyor. Onun için şuradaki ok işaretlerinden alta ekledik. Şimdi ana sayfa açılır bir şekilde olacak. Hatta olmayacak. Hata verebilir. Onun için yanlış oka tıkladık. Bunu arkadaşlar kötü yani işte böyle tek tek yukarı gitmesi. Böyle aşağıya koydum. HTML kodunu biraz daha aşağı indiriyorum. Bunu böyle aşağı inerek de sırasını düzenliyorsunuz arkadaşlar. Eğer karışık bir şekilde göstermesini istiyorsanız veya alfabetik olarak sıralanmasını istiyorsanız da burayı seçmeniz gerekiyor. Ama şu an ben sıralama olmadan kendi sıramızı koyarak arkadaşlar ekstra bir uğraşa girmek istemedik. Geldik buraya arkadaşlar. Artık blogger desteği altında blogger desteği altında tema ikinci bölüm, üçüncü bölüm bir de dördüncü bölüm aslında üç bölüm eklemiş olduk. Alt menüyü de halledelim. Buraya da olarak yazacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane URL var. Arada böyle URL'lerle çıkabilir. Çünkü biz bu temayı başka kişiler tarafından düzenlenen ve ücretsiz yapılan bir yerden aldığımız için belli başlı yerlere kendi URL'lerini koyabilirler arkadaşlar. Bunları da temizleyerek kötü bir görünüm veya biraz daha reklam tarzı yapmamasını engelleyebilirsiniz. Burayı temizledik arkadaşlar. Blog yönetimi dedim. Fark ettiyseniz şimdi blog yönetimi nereye gitti? Sildik herhalde yanlışlıkla gene. Sanırım. Bir daha ekleyelim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Blog yönetimi diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane alt tire yaptığımıza dikkat edelim. Çünkü temanın blogger desteği altında temayla birlikte burada çıkacak. Eğer ben bunu iki tane yapsaydım temanın da altında ikinci üçüncü bölüm olarak çıkacaktı. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra blogda yayınladığımız yazıda da sizlere bunları açıklayabilirim. Sizin yorumlarınıza bağlı olarak. Buraya öncelikle bir kaydedelim arkadaşlar. Şu an
açılım menümüzün, kategorimizin tamamlanmış halini size göstermek istiyorum. Buradan Blogger dersleri tema, tema düzenleme, ücretsiz tema, HTML kod yığınları olarak gördüğünüz gibi 3 tane açıldı. Ayrıca bu tema, benim kullandığım tema, size de geçtiğimiz derslerde bu temayı nasıl bulup indirebileceğinizi, kurabileceğinizi göstermiştim. Bu tema telefon uyumlu arkadaşlar. Bu kurduğumuz menü tasarımı bir benzeri bir şekilde telefonda da geçerli. Gördüğünüz gibi şimdi kategorimize ekledik. İstediğim zaman bu blog yönetimini de tema şeklinde yapıp dallandırabilirim veya birkaç tane daha kategori ekleyebilirim arkadaşlar. Şu an ilerleyen derslerimiz yayınlandıkça etiketleri ona göre ayarlayıp kategorimi öyle oluşturacağım arkadaşlar. Etiketlerin önemi burada kategori olması için. Bu bağlamda arkadaşlar ben çok fazla etiket oluşturmanızı tavsiye etmiyorum. Belli başlı etiketler olsun, kategori halinde etiketleriniz olsun ki kategori menünüz daha düzgün olabilsin arkadaşlar. Gelelim bir daha düzenleme yerine geldikten sonra hızlıca mega menü vesaire onlara bakalım. Arkadaşlar mega menü ayrı bir kod yığını isteyen, HTML ile ayrı bir kod yığını isteyen bir menü tarzıdır. Böyle geldiğimizde son yayınları vesaire gösterir. Eğer karışık yayın gösterme şeyinde gene HTML kodlardan belli bir kodla yapılıyor arkadaşlar. Eğer sayfanızda, temanızda bu gömülü olarak varsa kullanması çok kolay. Yeni bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Şu edit, zaten edit yere geldiğimizde bakın URL yerine recent/mega menu olarak yazılmış. Siz bunu yeni bir tane ekleyeceğiniz yerin URL'sinde yazdığınızda o da bir mega menü olacak arkadaşlar. Bu bir kod gibi düşünün arkadaşlar. Bunu görünce sistem gömülü yerdeki kodu çalıştırıp bu hale getiriyor. Ben bu mega menünün ismini değiştireceğim. Son yayınlar. Bunu da kaydedelim arkadaşlar. Ondan sonra menülerden bir tanesine hemen gelelim. Hakkımızda bölümü eklemek istiyorum. Şu anlık URL'de eklemeyeceğim. Zaten birkaç bölüm sonra, ders sonra arkadaşlar sizlere sayfalar kısmını anlatacağım ve sayfalar post olarak görülmediğini söylemiştim. Bu sayfalar kısmında hakkımızda kısmı, iletişim kısmı, ürünler kısmı gibi dallı bir şekilde sayfalar oluşturabileceğiz. O sayfalar oluşturduktan sonra buraya URL'imi ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da size etkin bir şekilde göstereceğim. Şimdi hakkımızda kısmını ekledikten sonra buradan yeni bir sayfa ekleyeceğim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar onu öyle eklemeyelim. 404 sayfasını kullanmayacağım. URL'yi siliyorum. Bu kalenin anlamı da arkadaşlar, buna tıklayan kişi gene ana sayfaya gelecek. Gördüğünüz gibi şu ana sayfa yerinde de var. Buraya hatta hiç koymamışlar. Direkt bu halde olmuş. Neyse 404 sayfasını arkadaşlar iletişim olarak adlandırıp bir de bunu açılır menüde kullanacağım için bir tane alt tire kullanıyorum. Ve bunu bir yukarıya alıyorum arkadaşlar. Artık hakkımızda kısmı açılır bir şekilde altında iletişim kısmını barındıracak arkadaşlar. Diğer menü kısmından da hızlıca Absis Eğitim'in altına geldikten sonra YouTube kısmı açılacak. Oraya tıklayan benim YouTube kanalıma ulaşabilecek arkadaşlar. Bir bu bağlantıyı ekliyorum. Bir de blog bağlantısı ekliyorum. Burada da Absis Eğitim Bilim Asistan blogspot.com'un URL'sini buraya ekledim arkadaşlar. Buranın en can sıkıcı tarafı arkadaşlar aşağı doğru tek tek, bir de yani yukarı doğru çekmesi. Buralar zaten hızlandırırım arkadaşlar, siz o konuda çok şey yapmayın, endişelenmeyin. Evet arkadaşlar, tek tek aşağı doğru getirdim. Hatta bunu bir yukarıda getirmem lazım. Evet. Burada YouTube dedik fakat unutmuşum, kusura bakmayın. Bir tane alt tire koyup bloğa bir tane alt tire koymam gerekiyor başına. Sebebi de Absis Eğitim'in açılacak bir şekilde olması için arkadaşlar. Şimdi bir kaydet diyelim. Menümüz ne duruma geldi bir görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana sayfa, tıkladığımız ana sayfaya geliyoruz. Blogger dersleri, tema, tema düzenleme. Tema düzenlemeye geldim de arkadaşlar. Gelemiyorum tabii, onun etiketi yok değil mi? Tamam. Neyin etiketi var? Temanın etiketi var. Bu temayı tıkladığımda direkt bir tane tema ile alakalı şu anlık yayınladığım ders olacak. Bu arada arkadaşlar geçtiğimiz derslerin
yazılarında elimden geldiğince hazırlamaya çalışıyorum. Biraz gecikti ama onlar yaz olarak eklenecek, merak etmeyin. Son yayınlar kısmında da arkadaşlar, son yayınladığımızı mega menü olarak burada göreceğiz. Hakkımızda kısmı, iletişim kısmı eklenecek. Ayrıca sadece buraya tıklayarak değil de buralara tıklayarak da bir yere gidilecek. Ayrıca gördüğünüz gibi Apps eğitim yerinin altında YouTube ve Budak şeyini yaptık. YouTube'a tıkladığımızda YouTube adresine gidecek. Blue'a tıkladığımızda ise bizim bloğumuza, diğer bloğumuza gidecek arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi dallandırabilirsiniz. Sağa doğru da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle siz eğer bir blog tarzı bir şey yapmayı hedefliyorsanız, zaten blog anlatıyoruz. Buraya kategoriler kısmı ekleyip son yayınlar veya önerilerimiz gibi bir başlık kullanıp hakkımızda kısmı, iletişim kısmı birçok yer kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer bir dernek gibi veya bir kuruluş gibi bir site açmak istiyorsanız buraya bir de bağış kısmı ekleyip oradan da bağış almak için iletişime falan geçmelerini sağlayabilirsiniz vesaire arkadaşlar. Örnek vermek istedim. Evet arkadaşlar, şu anlık menümüz bitti. Sadece anlamanız amaçlı bir tane daha deney göstereceğim arkadaşlar, bir nevi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, şimdi biz blogger dersleri, şu gördüğünüz blogger derslerinin başına bir tane şey koyduğumuzda, alt tire koyduğumuzda ne olacak ona bir bakalım arkadaşlar. Bu alt tire mevzusunu iyi anlamanız için bunu yapmak istedim. Gördüğünüz gibi hepsi ana sayfanın altına yerleşmiş olacak. Blogger dersleri de yerleşmiş olacak. Ve gördüğünüz gibi bu hale gelecek arkadaşlar. Çünkü şuraya gelelim. Burada gördüğünüz gibi şu an ana sayfa blogger dersleri, tema ve blog yönetimi olarak 3 tane ikincil kategoriye sahip. Bunlar da üçüncü kategorimiz oluyor. İki tane alt tireye sahip olanlar. Eğer bir tanesini ben blog yönetiminin aşağısına koyarsam, o da blog yönetiminin bir alt dalı olarak gözükecek arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Tekrardan burayı düzeltmek istiyorum. Gördüğünüz gibi menümüz de tamamlandı arkadaşlar. Bu konuyla alakalı tüm sorularınızı yorumlara paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.